Sports ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Kafe Spor'da Ekrem Ekşioğlu ile birlikte yine çok özel bir ismi ağırlıyoruz. Bugün Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar ve Erkek Liglerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Beşok bizlerle birlikte. Yıllarca hayranlıkla basketbolunu izlediğimiz isimleri yönetici olarak ağırlamak da bizler için hem çok ayrı bir heyecan, ayrı bir gurur. Çok teşekkürler katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ederim Beyin Sports'a ve Kafe Sports'a beni davet ettikleri için. Ben de elimden geldiği kadar ne merak ediliyorsa cevaplamaya çalışacağım. Harika, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bizim de sorularımız var. Eyvah. Size. Şöyle bir giriş yapalım. Hakikaten burada Sayın Başkan Hidayet Türkoğlu'nu da ağırladık. Ufuk Sarıca'yı da ağırladık. Federasyonda çok yepyeni bir dönem başladı. Özellikle çok genç ve birbiriyle arkadaş bir dönemin çok büyük yıldızları bir araya geldi Sayın Beşok. Bu nasıl etkiliyor, nasıl geçiyor aslında? Buradan başlamak lazım. Tabii Hidayet Başkanımızın federasyon başkanına geldikten sonra tabii ekibini kurarak bizim de hep biz beraber basketbol oynadığımız ekip, Hidayet Türkoğlu başkanımız, Ömer Onan genel koordinatörümüz, Haluk Yıldırım milli takımlar direktörü, Kerem Tunceri amil takım menajerimiz, ben de Hüseyin Beşok olarak yönetim kurulunda ve bu beşli biz çokta maçta geçmişimizde, evet, bir sürü maçlarımız oldu, galibiyetlerimiz oldu, mağlubiyetlerimiz oldu. Ama burada tekrar bu ekip, tekrar bir arada inşallah Türk basketbolu için inanın kendimizde çok çalışıyoruz ve neler yapabiliriz onları düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de, yıllarda da, önümüzdeki bizim dönemimizde hayata geçireceğiz. Biz hep zaten beraber, kontağımız hiçbir zaman kopmadı. Hidayet Başkan da ekibini bence iyi kurdu. Yani bu tabii ki ilerisi için şimdi konuşmak çok iyi değil ama ileride biz de kendimize güveniyoruz. Türk basketbolu için yararlı olacağımıza inanıyoruz. İlerisi için inşallah bu bizim için bu avantajı daha büyük yapacağımız işlerle daha büyük avantaja çevirebiliriz. Yani bu da Hidayet Türkoğlu'nun bir başarısı. Onun ne kadar özgüven, ne kadar kendine güvenen bir insan olduğunun başarısı ki kendinin etrafında böyle bir ekibi topladı. Aslında çok kritik bir nokta çünkü basketbolun bu kadar içinden ve bu kadar Türk basketbolunu tam anlamıyla yönlendirmiş, bir döneme damga vurmuş isimlerin şu anda yönetim kurulunda, federasyon bazında çalışıyor olması bizler için, gelecek için çok umut vaat eden bir nokta. Şimdi sizinle Euroleague ile ilgili görüşlerinizi de almak istiyorum. Aynı zamanda izleyenlerimize de bir kısa hatırlatma yapalım. Darüşşafaka Doğuş ve Anadolu Efes için sevgili seyirciler, Euroleague adına birkaç seçenekli yollar var. Bir hatırlayalım, üzerine değerlendirelim. Avrupa'da basketbolun kalbi Volkswagen Arena'da atacak. Turkish Airlines Euroleague'deki playoff treninin son vagonuna binmek isteyen Darüşşafaka Doğuş'la Kızıl Yıldız kozlarını İstanbul'da paylaşacak. Sırp ekibinin bir galibiyet arkasında 9. basamakta bulunan temsilcimiz, mücadeleyi kazanması halinde Kızıl Yıldız'a ikili averajda üstünlük kuracak ve playoff'ta Real Madrid'in rakibi olacak. Ligin ilk yarısında deplasmandaki karşılaşmayı kazanan David Blatt'ın ekibi, averaj hesaplarıyla hiç uğraşmadan Real Madrid'i elemenin yollarını arayacak. Yeşil siyahlılar mücadeleyi kaybetmesi halinde ise Euroleague defterini kapatarak Basketbol Süper Lig playofflarına konsantre olacak. Normal sezonun son karşılaşmasında ise Anadolu Efes İspanya'da lider Real Madrid'le karşılaşıyor. Son haftalardaki yükselen formuyla playoff biletini cebine koyan lacivert beyazlıların hangi basamakta yer alacağı bu karşılaşmada gizli. Final Four'un ülkemizde olması bizi ayrı bir gururlandırıyor. Daha önce de bu heyecanı yaşadık. Olympiakos'un şampiyon olduğu dönemi hatırlıyorum. Evet.
Ama şimdi mümkün olunca işte 3 takımımızın da şansı var. 3 takımımızın da girmesini istiyoruz. Kritik bir süreç. Evet. Son maçları nasıl değerlendireceksiniz? Valla tabii şimdi Darüşşafaka Doğuş için çok önemli bir maç. Kazananın gireceği bir maç ve Darüşşafaka Doğuş burada kendi evinde oynuyor. Deplasmanlarda çok iyi oynuyor. Enteresan. Kendi evinde biraz daha zorlanıyor. Yani bu maç her iki takımın da ihtiyacı olan bir maç. Burada inşallah ev sahibi avantajını iyi kullanır ve kendisini buraya atar ve Final Four şansını devam ettirir. Efes Pilsen bence son dönemlerde çok formda, çok iyi basketbol oynuyor. Ama tabii Efes Pilsen için de bu artık X8'de playoff maçları daha da sertleşecek ve çok sert maçlar olacak. Efes Pilsen ofans anlamında çok formda, defansını sertleştirirse, Efes Pilsen'in de öyle ciddi bir sağ avantajı yok Anadolu Efes'in. Ama inşallah onların da tabii belli değil, rakipler belli değil son maçlara göre. Burada en önemli Fenerbahçe'nin çok en kritik yerde sakatlıklarla boğuşması ve ligin sonunda düşüş aşaması ona sıralamada çok ciddi bir kayıp verdi. Ama tabii daha son maçlar oynanacak. Bu hiç belli değil. Tabii Fenerbahçe'nin çok büyük bir avantajı kaybetmesi üzücü. Yine de sıralamada full tam kadro, sağlıklı bir Fenerbahçe çok başarılı olacağına inanıyorum ben. Şimdi ev sahibi avantajını yakalayabilmesi için birçok etken var. İşte Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Favorilere karşı diğer takımların da kaybetmesi gerekiyor aslında. Baskonya'nın da kaybetmesi gerekiyor. Şöyle bir şey var. Yani ev sahibi avantajını kaybetmek çeyrek finalde, Final Four öncesi ne kadar büyük bir dezavantaj olur bizim takımlarımız için? Şimdi yani inşallah tabii Fenerbahçe yakalar tabii o şansı. Saha avantajını en iyi kullanan Fenerbahçe seyircisiyle beraber. Ama tabii buralarda çok sert olmak, deplasmanda çabuk yıkılmamak, maçı sonuna kadar götürdüğün zaman sağ avantajını bir anda kendi lehine çevirebilirsin. Yine aynı şekilde kendi sahanda. Buralarda artık Final Four maçları ve çok sert geçecek. İki takımımızın yeri garanti, takım sıralama belli değil. Hangi takımlarla oynayacağı belli değil. Darüşşafaka'nın da girip girmeyeceği belli değil. Ama sıralamalar çıkınca artık net kimlerle oynayacağını görünce, ona göre de net bir şey söyleyemeyiz ama burada önemli olan takımların form durumu. Ve dediğim gibi Fenerbahçe'nin daha çok tam kadro çıkacak mı çıkmayacak mı? O çünkü Fenerbahçe için belirleyici nokta olacak. Tabii bir heyecan da Eurobasket'te aslında bu bu yazı bol bol basketbol izleyerek geçireceğiz. Tabii bir yandan final periyodu burada oynanacak ve tabii ki milli takımımızı da izlemek istiyoruz. Bu sizler adına, oyuncular adına eminim Ufuk Sarıcay'la da sık sık görüşüyorsunuzdur. Ayrı bir baskısı, stresi var mı? Tabii çok önemli. Ayrıyetten bir antiparantez, ben Bambit'i de tebrik ediyorum. Onlar da ilk dörde girdiler ve Final Four Tenerife'de Final Four'a kaldılar. O da bize bir kupa gelebilecek, bir Avrupa Kupası gelebilecek bir turma. Onlara da iyi şanslar diliyorum. Eurobasket'te evimizde oynayacağımız bu sene hem Final Four hem de Eurobasket yarı finalleri ve finaller Türkiye'de. Bu sene inanılmaz bir basketbola herhalde doyacağız ve basketbol Türkiye'nin, bütün Avrupa'nın kalbi Türkiye'de atacak. Bizim için milli takımlar da çok önemli. Avrupa Şampiyonası da çok önemli. Özellikle evimizde oynadığımız turnuvalarda seyircimizle beraber çok ateşli oynuyoruz. İnşallah. Farklı bütünleşme oluyor ama. Evet, evet. Çok Avrupa ikinciliği. Evet. Ve çok organizasyon anlamında da hep alnımızın akıyla çıkmayı başarıyoruz. Evet. İnşallah burada da iyi bir turnuva sergileyip organizasyon anlamında ve de başarı anlamında istediğimizi elde ederiz. İzleyenlerimize de müjdeyi verelim. Eurobasket için biletler de satışa çıktı efendim. Eurobasket 2017'de final etabı biletleri satışa çıktı. 9-17 Eylül tarihlerinde final aşamasına katılmaya hak kazanan 16 takım tüm maçlarını Sinan Erdem spor salonunda oynayacak. Son 16, çeyrek final,
Yarı final ve final maçlarında takımını takip etmek isteyen basketbol severler, her tur için önceden yapacakları 80 lira ödemeyle de biletlerini garantiye alabilecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol severlerin biletlere ilgi göstermelerini beklediğini kaydetti. Açıklamada Türkoğlu'nun Eurobasket 2017 organizasyonunda halkımızın oyuncularımızı yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Sporculuk hayatımda hep dolu tribünlere oynayan taraftarlarımızın da desteğini her daim gören biri olmuştum. İnanıyorum ki Eurobasket 2017'de sporcularımız halkımızdan aynı desteği görecektir ifadelerine yer verildi. Sporumuzun vazgeçilmezi olan seyirci desteği için kulüplerimizle bilgi ve birikimlerimizi paylaşacağız. Evet, milli takımımız adına çok kritik bir dönem bizleri bekliyor. Aslında tam sizin alanınız olduğu için sizden gelecek cevaplar da çok önemli. Hidayet Başkanı da burada ağırladığımızda yabancı kuralıyla ilgili açıklamaları olmuştu. Tabii bu aslında bir zincir, yabancı kuralı devamında gelen gençlere verilecek süreler vesaire çok uzun bir zincir. Bununla ilgili son aşama nedir? Yabancı kuralında bir değişiklik kısa dönem içinde bekliyor muyuz? Şimdi tabii bu çok ince bir konu. Kulüpler bazında ciddi yatırımlar yapılıyor ve ciddi başarılar elde ediliyor. Ama baktığımız zaman genç oyuncuların yetişmesi ve Türk oyuncuların oynaması açısından da ciddi sıkıntılar var. Milli takıma oyuncu yetiştirme açısından da sıkıntılar var. Bunları biz kendi aramızda toplantılar yaparak en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Birkaç kafamızda projeler var ve bunları inşallah önümüzdeki sene hayata geçireceğiz. Yavaş yavaş önümüzdeki senelerde. Çünkü hem liglerimizin değerine zarar vermeden, hem de kulüplerime zarar vermeden, hem de genç oyuncularımızı daha fazla aktive ederek yol önlerini açacak şekilde daha fazla oynamalarını, yetişmelerini, sırf oynama değil tabii antrenman yapmalarını, oynamayı sağlayacak şekilde projelerimiz var. Bunları da önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğiz. Hidayet Başkan da burada kademeli olarak böyle bir değişimin olabileceğinden de bahsetmişti. Evet. Gelişimin olabileceğinden bahsetmişti ki biz ondan sonra da hemen gençlerimize şans veren takımlardan bahsetmiştik. Özellikle Yeşil Giresun'dan bahsetmiştik. Evet. Hatta orada tanıdık da biri var galiba. Nasıl bir şey? Büyük bir gururdur eminim. Tabii canım artık bizim jenerasyon artık işte bitiyor. Basketbol zaten ömür boyu oynayamıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş yeğenlerimiz, çocuklarımızın devri geliyor. Zaten biz sıkıntıları da biliyoruz, sıkıntıları da görüyoruz. Kendi yaşadığımız dönemdeki basketbolu biliyoruz, bu dönemdeki durumları biliyoruz. Benim yeğenim de işte orada, Efe Beşok, Yeşil Giresun'da. Onların da inşallah, onun da mücadele edip, çalışıp, azimli olup inşallah o da ileride hedeflerini koyup daha iyi basketbolcu olur. Sizleri örnek alıp geçmeye çalışırsa... Tabii hedef olacak. Her zaman hedef. Çalıştırıyor musunuz ya da konuşuyor musunuz? Yok, konuşuyoruz. Yani o da şimdi ona moral vermeye, işte motive etmeye. Gençlerimizin tabii hemen oynamak istiyorlar. Daha fizik güçleri yenildi, kuvvetlenmeleri lazım. Onun da çok çalışması lazım ki dakikayı da alması lazım. Mücadeleyle. Benzer bir gurur Sayın Hüseyin Beşok'a da ait aynı zamanda. Sizin de İzmir'de, Bornova'da yanılmıyorsam doğup büyüdüğünüz yerde isminizin olduğu bir spor salonu var. Nasıl bir duygu, nasıl bir gurur yıllar sonra belki oralarda acaba ne olacak benim basketbol kariyerim diye düşünürken, çocukken o gururu yaşamak nasıl bir his? Gerçekten çok güzel duygular bunlar. Benim de dediğiniz gibi doğup büyüdüğüm yerde böyle bir salonun olması. Bunun için de Bornova Belediye Başkanımıza, Olgun Atilla'ya çok teşekkür ediyorum. Onun öngörüsüyle oldu. Ya inşallah ben de elimden geldiği kadar o spor salonunun çok aktif olmasını istiyorum. Ve orada çünkü biliyorum yani çocuklarımızın da gençlerimizin de salonlara, sahalara, böyle tesislere ihtiyacı var ve onlara da bu tesisleri açıp sonuna kadar kullandırmalıyız ki orada hem sporu sevsinler ve herhangi bir spor dalıyla fark etmez uğraşsınlar ve hayatlarında spor muhakkak olsun ve ileride inşallah biz de birçok gencimizin yolunu açmış oluruz bu sayede.
Siz de çok önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan, her zaman da buna çok önem vermiş bir isimsiniz. Aynı zamanda federasyon bazında da çok önemli çalışmalarınız var. Tabii önemli olan, dediğim gibi, yani her alanda çocuklara, gençlere ulaşmak, onlara sevdirmek. Ne olursa olsun bunu ben özellikle kendim de her türlü organizasyon olsun desteğimi sunmak istiyorum ve buna da elimden geldiği kadar yetişmeye çalışıyorum. Biz de gerçi dediğiniz gibi federasyon olarak da elimizden geldiği kadar her türlü organizasyona destek vermeye çalışıyoruz. Sayın Beşok, şöyle bir baktığımız zaman bu aslında sizin kariyeriniz pek çok insana, sadece basketbol bazında değil, tüm sporculara çok örnek olabilecek de bir kariyeriniz var. Şöyle bir bakıyorum, 4 Avrupa ülkesinde ayrı ayrı şampiyonluk yaşayan bir isimsiniz. Döneminin Bologna'nın en pahalı oyuncususunuz. Örneği yok ama. Evet. Değil mi? Örneği yok. Yok değil mi? Evet, en son yoktu. En son yoktu, hala yok yani. Ya Türkiye ile beraber Türkiye, Polonya, Fransa, İsrail. Tabii benim için de ilk giderken zordu tabii, ilk yurt dışına çıkarken. Gerçi çok zordu ama hı-hı, alışıyorsunuz ve ondan sonra yurt dışına çıkmayı bırak, ülke değiştiriyorsunuz. Ülkenin içinde bir şehir değiştiriyorsunuz. Ama çok güzel duygular. Orada gidip Türk insanı temsil etmek, Türk basketbolunu temsil etmek ve sonunda başarı elde etmek müthiş bir duygu. Bu da bana nasip olduğu için ben de çok mutluyum. Özellikle Maccabi maceranız için bunun altını çizebiliriz özellikle. Çünkü şimdi onun doğru tabiri nedir bilmiyorum ama çok böyle kendi çizgilerinden çıkmayan bir takım olduğu için o herhalde sizin için çok daha anlamlı. Tabii hepsinin anlamı var. İsrail'de de Maccabi'ye gittiğim zaman o dönemde de zor dönemdi. Onlar için de zor dönemdi. Ve benim de gittiğim zaman da, ama çok organizasyon olarak büyük bir organizasyon. Ve orada da çok güzel 2 senem geçti. Çok mutlu ayrıldım oradan da. Şimdi basketbol oynuyor musunuz hala Sayın Beşok? Vallahi oynuyorum. Yani o ekibi ben hep hala bir yerlerde oynuyor diye hayal ediyorum ama. Yok, uzun süre ben spor yapıyorum yine kendim. Koşu olsun, bisiklet olsun, fitness olsun, ama basketbol çok oynayamıyorum. Bazen öyle sahada, böyle sahaya girdiğim zaman bir iki şut çekiyorum ama şu anda fırsat da bulamıyoruz yani işte açıkçası. Ay tamam, çünkü İdeal Başkan demişti ki basket maçı yaparsak çağıracağız demiş. Demek yapmadınız. Ekrem çok bozuldu etti. Hani yapıyorlar da beni çağırmıyorlar diye. Çok bozuluyor. Toplayıcı olarak canım. Efendim, şimdi yine çok önemli bir ismin açıklamaları var. Basketbolun dev isimlerinden Erman Kunter de yine sorularımızı yanıtlayan isimlerden biriydi ve özellikle altyapıya dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Bir oyuncu genç takımdan 18 yaşında A takıma yükseliyor. Hazır veya hazır değil. Türkiye'de şu anda bütçeler de güçlü. Kolay yer bulması kolay değil. Bence bu genç takım süresini, çok kısa bir şey söyleyelim, bunu biraz uzatmak lazım. Biraz daha altyapıda bir yeni bir organizasyona gitmek lazım. Eğer yetiştirme böyle ligi gibi bir şey. Ama o çok zor bir şey. Yani onu oturtmak kolay bir şey değil. Yani o çok ciddi bir program yapmak lazım. Çünkü o bir kere başladıktan sonra, yani bir sene sonra olmadı biz bundan geri dönüyoruz'a gelirseniz hiçbir işe yaramaz. Yani oyuncuyu biz hazır olmadan A takıma alıyoruz. Hem yaş itibariyle hem fizik itibariyle. Ondan sonra da zaten o temponun içerisinde kaybolup gidiyor. Evet, sahiden sadece basketbolda değil, aslında tüm spor branşlarındaki en önemli, en çok konuşulan, en çok eksikliğini hissettiğimiz konu altyapı problemi. Şu anda siz neler söylemek istersiniz Erman Kunter'in de açıklamalarından yola çıkarak, altyapıyla ilgili nasıl çözülür bu sorun sizce Sayın Beşok? Altyapı, bahsettiğimiz gibi bizim ligimiz çok kaliteli, Süper Ligimiz, ama kulüplerimizin de, kulüplerle beraber biz federasyon olarak herkesin ilgilenilmesi gereken bir konu. Yani bütün kulüplerimizin altyapıya özen göstermesi lazım. Oyuncu yetiştirmeleri lazım. Biz de bunlarla alakalı, biz kendimiz de düşünüyoruz. Burada birkaç kulübün değil, sırf birkaç kulübün altyapıdan yetiştirmesi değil. Şu an Süper Lig'de oynayan 16 takımımızın da altyapıya ilgilenmesi lazım. Yani bu kulüplerimizin geleceği açısından, devamlılık açısından çok önemli. Biz de bunu, bu farkındalığı hedeflerimizden biri de bu kulüplerimize vermek istiyoruz. Bu kulüplerimizin de altyapıya odaklanmasını istiyoruz ki sırf dışarıdan alarak değil, kendi altyapısına yetiştirdiği oyuncularla da
hayatlarını idame ettirebileceklerine inanıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Erman Kunter Hoca'nın da herhalde kariyerinizde önemli bir yeri var değil mi? Erman abi. Lyon'da. Evet. Beraber 2005-2006 sezonu muydu? Evet. 2005-2006 olması lazım. Erman abiyle, Erman abinin yeri benim için çok önemlidir. Benim bir de Hırvatistan maceram oldu. Orada sakatlık döneminde ben yurt dışında tedavi gördüm. Dizim çok kötüydü ve basketbola dönemeyecek gibiydim. Yani önemli olan bir şampiyonluk da orada var. Basketbola döndüm Hırvatistan'da. Hı hı. Sonra da Erman abi bana inandı ve beni kadrosunu aldı, takımı aldı. Çok zor bir durumdu. İnandı, Lyon aldı. Orada da müthiş bir sene geçirdik. Benim ilk sakatlıktan sonra döndüğüm sene gerçekten Erman abiyle tekrar basketbola döndüm diyebilirim. Hı hı. Erman Kunter çok fazla ismi basketbola kazandırmış. Kazandırmakla kalmayıp tabii ki bana katılırsınız diye tahmin ediyorum. Nasıl basketbol seviyesinde sizlerden bahsediyorsak sizlerin yetişmesinde. Yani bugün ülkede basketboldan bu kadar dominant bir şekilde bahsedebiliyorsak çok büyük bir payın ben Erman Kunter'de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hep şunu merak etmişimdir. Nasıl mesela sizle diyalogları nasıldır Erman Kunter'in? Nasıl o şekilde bu kadar ismi parlatabiliyor? Bu çünkü diğer hocalara da çok emsal teşkil edebilecek bir konu. Tabii Erman abi bir kere zaten saha dışında farklı, saha içinde farklı. Saha dışında çok sevecen baba gibi gözükür ama saha içinde o tarz şey yoktur. Bir de basketbolu çok iyi bilir. Gerçi Fransa'da, yurt dışında bu kadar uzun süre kalıp orada başarılı olmak çok kolay değil. Tabii çok kolay değil yani. Çok zor. Yurt dışında çalışmak çok zor ve o yıllardır orada ve ciddi anlamda hem Türkiye'yi temsil ediyor. Dediğim gibi bizim için, benim için çok önemli. Ben her zaman kendisini dinler ve kendisine inanırım her konuda. Sizin böyle durup düşündüğünüz zaman en hayranlıkla izlediğiniz, oynadığınız salon hangisi? O kadar da çok vallahi tabii dönem dönem oldu. Bizim tabii bir 2001 Avrupa Şampiyonası dönemimiz var Abdi İpekçi'de. O seyircinin geldiği hınca hınç doldurduğu maçlar. Efes Pilsen dönemi, Anadolu Efes, Efes Pilsen dönemi hınca hınç doldurduğu. Yani çok önemli maçlarda önemli seyirciler. Maccabi Tel Aviv'in seyircisi İsrail'de çok farklı bir atmosfer. Yani çok değişik atmosferler yaşadım yani. Rakip olarak mesela gittiğiniz salonlarda hiç. Rakip olarak tabii. Çok Balkanlar falan böyle çok ateşli mi oldu? Türkiye'den bir örnek vereyim. Rakip olarak Karşıyaka'ya karşı oynamak zor. Tabii ki her zaman. Karşıyaka'yla oynamak da. Ben tabii basketbola başladığım dönemlerde Karşıyaka'da oynadım ama onu çok hissedemedim ama tabii Karşıyaka'ya karşı oynadım. Çok zor. Karşıyaka'nın taraftarı da çok enteresan bir taraftardır. Sayın Beşok, size kariyerinize dair kısa kısa sorularım olacak. Başlıyorum hemen ilk sorumla. Hayatınızdaki dönüm noktası. Sakatlığım, yani sakatlandıktan sonraki dönüşüm. Basketbola 27 yaşında, 28 yaşında basketbolu bıraktığımı düşünürken bir sene ara verdim Hırvatistan dönemi ve tekrar dönüşüm basketbola. Çalıştığınız en iyi antrenör? Vallahi bunlar zor sorular tabii. Benim için tabii Aydın Örs, Erman Kunter, Vasan Kole Fransa'da bana değişik bir katkısı oldu onun da. Yani bunlar. Çok büyük başarılarınız var ama size göre kariyerinizdeki en büyük başarınız? Tabii yurt dışında yaşadığımız şampiyonluklar, tabii Fransa'daki Le Mans'ta aldığımız şampiyonluk. O benim için özeldi. Dediğim gibi sakatlıktan sonra döndüğüm ikinci sene ve Fransa'da çok güzel bir atmosferde müthiş bir şampiyonluk yaşamıştım. Bir maçta attığınız en kritik sayı? Herhalde bu bizim Koraş Kupası senesi Panionos maçı. Ben o zaman biraz daha gencim, ara sıra oynuyorum Efes Pilsen döneminde. Orada Panionos'a son saniye attığım basket. Karşısında en çok zorlandığınız basketbolcu? Vallahi tabii ben jenerasyon yaşadığım için bu Rebreza olabilir. Rebreza vardı, Sırp pivot. O dönemin çok iyi uzunuydu. Ona zorlandım. Peki benim sorularım bu kadar Ekrem. Ben milli takım açısından da merak ediyorum Ömer Aşık'ın durumunu.
Umarım şampiyonada da olabilir takımda ama son dönemde biraz sağlık problemleri de var sanırım. Evet, çok Ömer kilo Aşık, verdiğine dair bir takım. Ömer Aşık bizim için, milli takım için çok önemli oyuncu. Sağlığında bir problem var, bir enfeksiyon ve aşırı kilo kaybı oldu ama şu an daha iyi gidiyor, toparlıyor. İşte bir süreç aldı. Aynı zamanda Semih Erden de bizim için çok önemli. Onu da omuzundan ciddi bir ameliyat geçirdi. İnşallah bu iki uzunumuz da Avrupa Şampiyonası'na hem sağlıklı hem de formda olarak yetiştiririz ve onlardan bu şampiyonada faydalanırız. Ersan İlyasova'ya da bir parantez açalım mı? Çünkü yanılmıyorsam düzeltin. Bu yıl kontrat yılı ve bazen böyle bu yazı boş geçirmek isteyebiliyor oyuncular. Onunla ilgili bir gelişme var mı? Çok kısa. Ersan, gerçekten Ersan da çok önemli bizim için. O çünkü şu an iyi durumda ve iyi oynuyor. Takımının yapacağı playoff mücadelesi önemli. Ersan bütün özverisiyle gelecek. Dediğim gibi burada bir Türkiye'de Avrupa Şampiyonası var. Burada biz güçlü bir kadromuzla olmak istiyoruz. Burada da halkımızın önünde iyi bir netice almak istiyoruz. Bu arkadaşlarımız da destek olacaklar. Sayın Beşok, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ da önemli sorulara çok içtenlikle yanıt verdi Hüseyin Beşok ve Kafe Sporu noktalıyoruz değerli izleyenler. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.